Öncelikle kendimi tanıtayım ben. Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Ünlüer. İşte yaklaşık 3-5 yıldır Nevşehir'de görev yapıyoruz. Spor adına da büyük bir mesafe kat ettik. Bütün branşlarda antrenörümüz eşliğinde gerek il merkezimizde gerek ilçelerimizde çalışmalarımız var. Bizim amacımız sağlıklı, bilinçli yarının gençlerini sporlara yönlendirmek. Bunların içerisinden de olimpiyata, işte dünya şampiyonalarına, Avrupa şampiyonalarına sporcu yetiştirmek. Saha çalışmalarımız devam ediyor. İlk öğretimde, orta öğretimde ve lisede genelde sporcu tarmalarımız ilk öğretimlerde ve ortaokullarda yapıyoruz. Ve bunun atletizmde sizler de biliyorsunuz, olumlu sonuçlarını aldık. Tekvando'da olumlu sonuçlarını aldık. Yani çok güzel bir atletizm takımımız oluştu. Hepsi lise öğrencisinden oluşan. Bunlar tabii ki ilkokul ve ortaokuldan itibaren hazırlanarak geldiler. Ve seçme ve taramalarda kazandığımız sporcular bunlar. Bizim amacımız 7'den 87'ye herkese spora ulaştırmak. Bu genç çocuklarımızın içerisinde de sporcu ileriye yönelik şampiyonlar aramak, bulmak ve yetiştirmek. İnşallah emin adımlarla antrenörlerimizle beraber yolumuzda ilerliyoruz. Yaklaşık olarak bütün branşlarda faaliyetimiz var. Yani bunun masa tenisi, yüzme, su topu, voleybol, basketbol. Tabii ki genç kategoriler de var bunlar. Çünkü bizim amacımız özellikle sporcu taramaları yapmak, sporcu yetiştirmek, genç sporcuları yetiştirmek. Futbolun haricinde atletizm, voleybol, basketbol, işte handbol gibi branşlarda da yönlendirmeye çalışıyoruz. Ve diğer kulüplere de bizim antrenörlerimiz, mevcut antrenörlerimizden destek sağlıyoruz. Buradaki katılımların esas hedefi de gençlere örnek olabilmek. Ve spor alışkanlığını ve spor sevgisini aşılayabilmek amacıyla bu şeyleri yapıyoruz. Müsabakalara katılıyoruz, gidiyoruz. Yani önümüzdeki günlerde inşallah iyi bir handbol hocamız var. İyi bir voleybol hocamız var. Voleybol ve handbolu da yine mücadele etmeyi düşünüyoruz. Şu anda su topunda lige katıldı bizim genç takım olarak. 15 yaş aralığı olarak. İnşallah deplasmanlı müsabakalara gidip gelecekler. Buradaki amaç sporu sevdirmek, sporu tabana yaymak ve alttan gelen küçük çocuklarımızı abileriyle beraber veya büyükleriyle beraber maç atmosferini yaşatmak esas amaç. Hayır. Yaklaşık olarak 25 bin lisans sporcumuz var. 4-5 bin civarında faal sporcumuz var. Yaklaşık olarak 80'e yakın da milli sporcularımız var. Bizim milli sporcularımız da gerek biz, gerek antrenörümüz birebir ilgileniyorlar. Her türlü sorunlarıyla, her türlü problemleriyle. Her şeyden önce milli sporcularımızın tamamı, sağ olsun ilimizde faaliyet gösteren iki tane özel okul var. Tamamı milli sporcularımızın iki özel okulumuzda burslu olarak okuyorlar. Herhangi bir eğitim ücreti ödemiyorlar. Bize destek oluyorlar bu konuda. Biz de öğrencilerimizi bu şeyden faydalandırıyoruz. Ayrıca maddi ve manevi elimizden ne geliyorsa bunların kamplarıydı, malzemeleriydi. Yani şu anda bizim milli sporun tamamı birinci kalite spor malzemesiyle kullanıyorlar. Spor, yani ben her birey için bir tutku olmasını istiyorum. Çok şükür bu şeyde üveyde kazandık. Sahalarımız, tesislerimiz 7/24 açık. Nevşehir'de yatırım olarak spor anlamda epey bir yol kat edildi. Emeği geçen herkese ben teşekkür ediyorum. Kozaklı'ya spor salonu yapıldı. Hacı Bektaş'a sentetik futbol sahası, soyunma odaları ve Hacı Bektaş spor salonunun bakım odaları tepeden tırnağa yenilendi. Acıgöl'e spor salonu yapıldı. Şu anda gençlik merkezi inşaatımız devam ediyor. 1-2 ay içerisinde inşallah tamamlanacak, gençlerimize sunulacak. Daha sonra Avons spor salonumuzun tamamen bakımı, yatı duvarlarından tutun da hem iç hem dış çatısından, içinden tamamen yani bir bakımdan geçirildi. Daha güzel bir hale getirildi, verimli bir hale getirildi. Ürgüp spor salonumuz yine ona keza tepeden tırnağa ısınma sistemlerinden tutun da işte çatı, soyunma odaları, tuvaletler, lavabolar hepsi güzel bir konuma getirildi, yapıldı. Ürgüp'te
Gençlik Merkezi açtık. Nevşehir Merkez'de Gençlik Merkezimiz faaliyete geçti. Yüzme havuzumuz faaliyete geçti. Şu anda tenis kortu inşaatımız devam ediyor. Tenis kortu inşaatımız da işte 1-2 ay kadar bitecek inşallah. Tribünlerimizi restore ettik. Soyunma odasını restore ettik. Yeni soyunma odası binası yaptık. Damat İbrahim Paşa Spor Salonumuzu, İmrülü binamızın işte ısınmasından tutun da tuvalet ve celalalar tamamının bakımını yaptık. Çevre düzenlemesini yaptık. Şu anda sporcu fabrikamız, çok amaçlı spor salonumuz yine bitmek üzere. 1-2 ay içerisinde bitecek inşallah. 2000 evlerdeki o da devam ediyor. Yani şöyle bir gözden geçirdiğimiz zaman spor anlamında yani epey bir yol kat ettik.